Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar, sevgili kardeşler, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu maç öncesi son video olduğu için arkadaşlar, yüklenme süresi de birazcık uysun diye muhtemelen ikiye ayıracağım bu videoyu. Yani ilk kısım burası olacak, ikinci kısım muhtemelen yarın sabah 10.30'daki video olur diye düşünüyorum. Çünkü gelişmeler çok çok fazla. Saatim 14.50'yi gösteriyor, bir an önce yükleme yapılması için de lafa başlamam lazım. Şuranın da bugün kazanmamız için 25.800 olması lazım. An itibariyle de sayıyı vereceğim arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi 27 yıl sonra ilk kez bir Türk takımı olmayacakmış Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> yani olup olmaması da çok önemli mi bilmiyorum. Birçok kişi için çünkü eğer Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımının olup olmaması birilerine ilgilendirmiş olsaydı muhtemelen ve muhtemelen ligimizde adalet denen şey olurdu. Hak eden şampiyon olurdu. Hak etmeyen gönderilemezdi. Bazı Galatasaray sayfaları şey diyorlar işte Galatasaray'ın önünü kestiğiniz için böyle oluyor diye. Ee, son gittikleri zamanlarda hatırladığımız zaman hakikaten şöyle bakıyorum. Gerçekten de Galatasaray'ın önünü kestikleri için böyle olmuş. Yani e, önünü kesmeyip de başka bir şeylerini kesselermiş. Herhalde ülke güllük gülistanlık olurmuş. Nitekim Galatasaray'ın e, şöyle bir tablodan haberi yoktur. Yani ki bundan sonraki süreçte de evet kötü gittiğimiz zamanlar oldu ama gittikçe 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 Türk futbolunu aşağı çektiler. Kopenhag Teknik Direktörü'nün bir açıklaması var. Dün Trabzonspor'u eleyerek hani ilk maçta 2-1 mağlup edip ikinci maçta da 0-0 berabere kalıp yata yata Şampiyonlar Ligi'ne giden Kopenhag'ın teknik direktörü diyor ki bakın açıklama çok komik. Aslında Süper Lig'in yani Türkiye Ligi'ni net olarak özetlemiş bir cümle. Diyor ki kendi liginde temaslı oynamadıklarını biliyorduk. Ya yani bunun anlamı şu. E, Trabzonspor'a herhangi bir temas uygulandığı zaman faul veriyorlar, penaltı veriyorlar, sarı kart veriyorlar, kırmızı veriyorlar demek istemiş herhalde. Temasla oynamadıklarını biliyorduk. Alanı daraltarak istediğimizi aldık. Maç atmosferi güzeldi. Biz alışkınız. Gelen taraftarımıza sevinç yaşamamız güzel. Tribinde bazı şeyler fırlatılan ama futbol içinde bunlar var demiş. Sonuç olarak birlerde çıkmış ülke puanı cart çurt demiş. Yani ülke puanını e, düşünmeyip yedeklerle çıkan takımlara hiçbir şey söylemediniz değil mi? ki bu takımlardan bir tanesinin hocası malum şahıs. Bu takımlardan bir tanesi de malum takım. Ne hikmetse o zamanlar da bir şey söylemediler. 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan katılacak. Gruplara kalabilmesi için 4 tur geçmesi gerekecek. Tabi o zamana kadar olağanüstü bir başarı gelmezse ki zannetmiyorum. Ha 11 yıl önce operasyonla, ihanetle, kulisle dünyanın en değerli 30 kulübü arasına giren ülke takımımızın önünü kesmeseydiniz, Amerika'ya kaçan ya da başka ülkelere kaçan ya da şu anda hapis cezası alan ya da hapis cezası almamasına rağmen her an alması gündemde olan kişilerin ardı arkasından gitmeseydiniz, belki de bugün 3 takımla Şampiyonlar Ligi'nde olacaktık. Demek ki neymiş? Fenerbahçe ile uğraşanın çocuğu olmuyor ve diğer çocukları da engelliyormuş. Şimdi Kiev maçında Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ortada. Geçtiğimiz sezon önünün kesilmesi ortada. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı futbola bir bakın. Avrupa'daki Türk takımının denk takımına karşı oynayabileceği oyunu gördünüz. E, Trabzonspor'un oyununu da gördük. Geçen sene Beşiktaş sıfır çekti. Onu da gördük. Galatasaray e, durumunu da gördük. Hani Avrupa'daki durumuna. Geçtiğimiz sezon nispeten iyiydi ama çok güzel bir savunma futboluyla hani Aykut Kocaman felsefesiyle oynadığı bir futbol vardı ki birçok taraftar sonuca odaklıydı. İyi gidiyor diyorlardı ama aynı teknik direktörü kovdular. Fenerbahçe şu sözde şike davası olmasaydı neler yapacaktı malum. Bu arada sözde şike davasına ilgili atılan adımlar kamuoyuyla paylaşılması adına yarın saat 11'de basın toplantısı var. Zoruna gitmeyiniz diyebilir. Şimdi Fenerbahçe'mize dönelim biz. Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda Avusturya Viyen'i 2-0 mağlup eden takımımız. Avrupa Kupalarında 12. kez bir rakibini oynadıkları ilk iki maçta da mağlup etmek için sahaya çıkıyor. En son Ağustos 2021'de HJK Helsinki karşısında başarmıştı. 1-0 ve 5-2 şeklinde. Dünkü idmanda yer almadı. Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçta dinlendirildi. Bugünkü maçta olmasını beklemiyoruz. Joshua King, e, o da bugünkü maçta olmasını beklemiyoruz. Serdar Aziz de yok. Buruma, Buruma da sakatlığından dolayı yer almayacakmış. Bir sakatlığı varmış Buruma'nın e, sakatlığından dolayı Buruma yer almayacakmış. ha, Bilginiz olsun. Ama sadece sakatlığından dolayı. Şu abone sayacını da kaldırayım. Sakatlığından dolayı yer almayacakmış. Ha. Hani gören de zanneder başka takıma gidecek transfer görüşmesi falan. Ayağı acı yok. Sakatlığından dolayı. Külliyen yalan. Sakatlığından dolayı. Bu arada Fenerbahçe Avusturya Viyen maçını Alp Özgen anlatacakmış. Milletin gözü yaşlı Alp Özgen yok öyle değil. E, Ertem Şener'in olmaması sevindirdi bizi. Şimdi Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un elenmesiyle birlikte işine gelen bazı etmenler var. Nedir o? Trabzonspor'un e, UEFA puan sıralamasındaki yeri rezalet olduğu için Fenerbahçe tık bir üstteki torbaya çıkmış olacak yani üçüncü torbaya çıkmış olacak ve kendine göre nispeten e, UEFA puanı daha yüksek olan iki takımla işleşecek gibi duruyor. Ama net olarak Fenerbahçe'nin üçüncü torbadan katılması için Gent, Ludogorets, Malmö, Şerif, Ferencváros ve Olympiakos'tan en az biri elenmeli. Baktığınız zaman Ludogorets zaten deplasmanda 1-0 kazanmış muhtemelen evinde alır. Malmö zaten Sivas'ı evinde 3-1 yendi. Burada muhtemelen fark atabilir. Çünkü Sivas o kadar kötü oynadı ki. Bakalım belki Sivas Belediye'nin taraftara ücretsiz dağıttığı biletlerin aşkına inşallah yani Sivas bir şeyler başarır. İnşallah Sivas yani 3-0 kazanır. Sivas da Malmö'de yenilir. Şerif Pionik ilk maçta 0-0 kalmış kendi evinde. İnşallah deplasmanda yenilir. Arkadaşlar biz 3. torbadan gitmeyecek olsak bile bunlar bizim ülke olarak önümüzdeler. Anladınız mı? Ülke puan olarak. Yani bu takımların elenmesi de işimize gelir. Ferencvárosik maçı 4-0 kazanmış. Deplasmanda elenme imkanı 0. Olympiakos Apollon'la 1-1 kalmış. İnşallah ikinci maçta yenilir. Apollon Limassol gerçi o da şeyin ya. İsrail takımı diye biliyorum. Yani en muhtemel Omonia 2, Gent 0. En muhtemel Gent'in elenmesi ama İnşallah hepsi birden edilir. Hem Gent, hem Ludogores, hem Malmö, hem Şerif falan çabalış imkansız. Hem de Olympiakos edilir inşallah. Şimdi Fenerbahçe'nin de e, kura çekimi yarın saat 14'te. UEFA konferanstaki kura çekimi de Cuma günü yani yarın saat 15.30'da İstanbul'da yapılacak arkadaşlar. Hani şu Ali Koç'un e, neydi onun adı? Paris Saint Germain başkanıyla muhabbeti var ya. O da buraya dayanıyor. İyi ya bayağı hızlı gitmişim. Bir videoya sıkıştıracağım inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'nin pazartesi günü Konya ile maçı var. Paul Jose Empoku Konya Spor'dan ayrıldığını açıklamış. İki gün önce de Çikaleşi'yi gönderdiler. Fenerbahçe taraftarı sevinmesin. Bunlar zaten biri kadro dışı kalan biri de düşünülmeyen oyuncuydu. Eee... Samuel Umtiti Barcelona'dan Lecce'ye kiralanmış. Zaten bize ihtimal yoktu. Ama buraya gitmesi de hoş olmuş. Ee, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique'den çıkılır mı? Ya bunlar bazılarının uydurması. Neymiş efendim? Buruma ile Gustavo Henrique giderse YouTube kanalımız Kadıköy Sokağı abone olacak mısınızmış? E bir sürü abonem var. Daha kaç kişi gelecek? Gerçi gelmezler. Kimse sözünü tutmaz. Tutmazlar tutmazlar. Maalesef insanımızda şey biraz sıkıntılı. İyi de Lemos var. Atilla Selahi var hocam. Lemos'un açıklamalarını duydurursanız çok komik. Çünkü Lemos sanki kalacakmış gibi konuşuyor. Ama siz ona çok fazla aldanmayın. Yazık. Ellemeyin. Öyle kendini kalacak zannetsin. Yazık. Yani şey yapmayın. Hani Crespo Rossi gitmesine gerek var mı? Ya da Zaitsen? Bu arada Zaitsen içinde Yağız Bey herkesten önce bir habercilik sergilemiş. Miha Zayt için Fenerbahçe'ye kulüp bürüş fiyat sordu demiş. Ben böyle dediğim zaman bazı arkadaşların zoruna gidiyor. Bak sen de millete çatıyorsun diye. Yo ben günler önce söylediğim duyumu 3 gün sonra 4 gün sonra duyarak niye millete çatayım? Ben günler önce söyleyeceğimi söylemişim zaten. E, kana Filip Nova istiyor demiş Yağız Bey. Yine aynı şekilde buna da şaşırdım. Yani Kasımpaşa ve Karagümrük'ün isteyecek olmasını demek ki hissetmişim haftalar önce. Orada şimdi istemeleri beni sevindirdi. Nitekim ben Yağız Bey'in bugün daha doğrusu son 24 saattir şu duyumuna hastayım. Bitiyorum. Zenit ve West Ham United Atilla Salahi için resmi teklif yaptı dedi. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Ee, bu arada... Anlık bir kişi düşmüş oldu abone sayısında. Bitti mi? Bitmedi. Ee, nedir? Devamı da geldi. Başkaları dedi ki Atilla Salahi 16 milyon euroya Zenit'e satılmış. Hayırlı olsun bonuslar varmış. Bitti mi? Cık, bitmedi. Yağız Bey son saatlerde bir güncelleme yaptı. Dedi ki Zenit'in Atilla Salahi'ye yaptığı teklif 20 milyon euroya yaklaştı. Arkadaşlar işin komik tarafını söyleyeyim size. Atilla Senayi'nin şu anda bana gelen zayıf duyumlar. Bakın güçlü duyum demiyorum. Zayıf duyumlara göre gideceği fiyat Kim üstünde. Bana kalırsa Kim Minji'nin Atilla Senayi'den çok 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 daha fazla fiyata gitmesi lazım. Ancak yani ancak bir şey diyemeyeceğim. Yani bir şey diyebileceğim. Dede diyebileceğim. İnşallah gider. Arkadaşlar salayı için ben size asıl bombayı söyleyeyim. Brighton, Brickton. Brighton, İngiltere'den Brighton, Brighton e, istekli. Neden istekli biliyor musunuz? Brighton çünkü olağanüstü bir satış yaptı. Şimdi stoperlerine bakın. Dunk, Webster, Colville, Heke diye gidiyor. Yani 20'lik, 17'lik, 5'lik, 5'lik iki tane şey stoperleri var. Şey i̇şte 4 tane stoperleri var ama 30 ve 27 yaşında az stoperleri. Biraz daha gençleştirme derdine düşebilirler. Bir de e, üçlü savunma oynadıkları için ve sol savunma yani stoperin sol kısmında oynayabilecek futbolcular olduğu için de bence bir şey olabilir. Mark Cucurella'yı Cucurella'yı 65 milyon 300 bin euroya Chelsea'ye sattılar. Oh! Yarasın tosunuma. Estipinan aldılar. Sol beke. Bakın sol beke aldılar. Estipinan'ı. Ve bir tek sol bekleri Estipinan var. Yani Atilla Salayi alırlarsa hem sol bekte hem sol stoperde oynatabilirler. Size komik gelecek, alay ediyor gelecek ama Brighton eğer Atilla Salah'ı 25 milyon euro basıp alırsa halay çekelim birlikte. Birlikte halay çekelim. Paraları var. Atilla Salayı düşünüyorlar. Bakın West Ham, Aston Villa, Zenit, Brighton. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Üçü İngiliz takımı. Yani yine Mustafa Hoca'nızın dediği yere geldiniz. İngiltere milli takımına karşı Wembley'de yapılan şeyler sonsuzlukta yankılanıyor. E şimdi... Fenerbahçe diyelim 25 milyon euroya atıyorum kafadan. Atilla Salahi'yi sattı diyelim 25 milyon euroya. Bu paraya Bekao'yu da alırsın. Bekao, Luan Perez stoper ikilisini de kurarsın. Serdar Aziz'i de ee, yedek stoper olarak elinde tutarsın. Hatta yetmez bir tane de Türk stoper alabilirsin. Unutabiliyor muyum? Hatta Arao'yu bile deneyebilirsin. İnan ki deneyebilirsin. Şimdi Rodrigo Becao. Aslına bakarsanız Kim Minji'nin gidişinden sonra orayı doldurabilecek net isim. Net isim. Son, e, bir haber gördüm. Sampdoria, Fenerbahçe, Rennes, Bologna, Empoli ve Sporting Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi ile ilgilenen takımlar arasında demiş. E, eğer Ercan Saatçi'nin oğlu falan değilse ya da ne bileyim yeğeni meyeni değilse aslında düşünülebilir çünkü Beşiktaş altyapıdan çıkan futbolcularına maalesef salak saçma sözleşmeler teklif ettikleri için serbest kalma bedelleri çok düşüktür. Şu anda da kadro dışı futbolcu. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkıp 3 gol 1 asisti var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İki camia karışacakmış. Karışsın birbirine girsin. Ne zaman girmiyor ki? Eğer bu çocuğun ucuza bir sözleşme fesih bedeli varsa ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam direkt alırım. Zaten Beşiktaş karışmış durumda. Daha da karışmış olur. Umarım mesajı şifre merkez almıştır. Bunu da söylemiş olduk. Ayrıca Agustin Rogel ismini de önerenler var kulübe. E, bu sadece bir öneri bilginiz olsun. Ben olur olmaz demiyorum ama sadece bir öneri. Sadece öneri. Yani e, bunu duyum olarak algılamayın. Alanya Spor Steven Kolkır'la anlaşma sağladı ve imzaların atılması bekleniyor diye. Kolkır'ı biz başka bir takıma hem de bonserviste satmak üzereydik. Ama sanırım olmayacak gibi. Ee, bakalım ne olacak ama Kolkır'ın Fenerbahçe'de oynamayacağı kesin. Hiç olmazsa sözleşme fesiyle gönderilip maaş yükünden kurtulup hani imza parasını geri bu şekilde alınıp gönderilebilir. Şu ana kadar Fenerbahçe 12 futbolcu gönderdi ve maaş bütçesinde 15.7 milyon euro diyor. Daha fazla. Hani Mesut sadece 6 milyon euro alıyordu. Gustavo 4 alıyordu. Ne oldu? Şimdi niye düşürüldü fiyatlar? İndirim mi geldi? Onu da söyleyelim. İslam Silimhane'lik bir ekiplerinden Brest ile 2 yıllık sözleşme imzalamış. Oh kurtulduk. Şimdi Maxi Gomez transferinde bazı sayfalar üstüme birilerini gönderme peşindiler. Bu sayfalardan bir tanesi bir paylaşım atmışmış da Maxi Gomez'in menajeri demiş ki transferin bittiği doğru falan değil demiş. Bana kalırsa Fenerbahçe bu transferi bitirmeyecek. Benimle görüşmüyorlar bir iki haftadır. En son iki hafta önce görüştük. Kaynanamı sordular. Sonra dediler ki kaynanamı öptük sen 32 metreden dediler falan filan diye. Bu sayfayı da hala takip eden arkadaşlarımız var. Peki gerçeği ne? Gomez'in temsilcisi Stefano Castagna. Maxi Gomez'in transfer sürecine ilgili hiçbir kurum ve kuruluş açıklama olmamıştır. Onu söyleyenler gönlünden uyduruyorlar demiş. Stefano kastakna pazartesi günü Fenerbahçe ile görüştük. Transferin bitmesini ben de bekliyorum demiş. Hocam 24 saat içinde kap bekliyorum diyordun olmadı. Ne açıklama yapacaksın? Ulan bu işte. Sala anlatır gibi anlatım daha neyi anlatayım? Bu işte. Pazartesi günü. Bugün hangi gün? Perşembe günü. Pazartesi günü görüşüldü. Bak Futbolcuyla nasıl görüşürsün? Kulüple anlaşınca futbolcuyla son rütuşları görüşürsün. Anlaşıldı da kulüp açıklamaca benim suçum ne? Duyum vermeyelim o zaman arkadaşlar. Duyumu almak için 50 çeşit taklalar atıp duyumu aldıktan sonra aman gerçekleşmesinde takılalım mantığındaki arkadaşlar kusura bakmasınlar. Sizin yani niyetiniz bozuk. Durum bu. Ve şunu söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde Valencia'ya açıklama olasılığı yine doğdu. Ben ne üyelere ne abonelere hiç kimseye duyum vermedim. Çünkü beni e, kandırıkçı çıkarıyorlar. Yarına kadar bu transferin %100 bitmesi lazım. Çünkü son süresi Cuma günüydü Kavani'nin. Fenerbahçe ne yaptı biliyor musunuz son dakikalarda? Dedi ki yani eğer böyle sürdürecekseniz satın alma opsiyonunu kiralayın. Zorunlu opsiyon koyduralım. Çünkü bizim paramız yok. Şöyle böyle falan filan diye. Bunu da söylemiş olduk arkadaşlar. Ee, yani burada söylemiş olduk Bu da bitti Peki hocam Maxi Gomez Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim Benim bildiğim kadarıyla Net olarak Yani net olarak Benim bildiğim kadarıyla net olarak Fenerbahçe Maxi Gomez transferini bitirdi Ama e, Şöyle söyleyeyim Hani sinekten Yağ koparma derdindeyiz Yani sinekten yağ koparma derdindeyiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ve sosyal medyaya yansıyan iki tane duyum var. Fenerbahçe Bordo formasını giyen Dilane Bakva Kürt futbolcu Dilane de la la de. E, e, Neyse Dilane Bakva için yok Kürt değilmiş pardon Fransızmış Dilane Bakva için oyuncunun kulübüyle görüşüyor. Dilane Bakva bu arada e, herhalde Kürtçe şarkı söylediğimden az buçuk anlamışsınızdır. <laughs> Sonra bu bunun alay olmadığını, bunun sadece bir şaka olduğunu. Çünkü bir şey söylüyorum. Dün dedim ki "Aa adam Aykut Kocaman Allah düşmanımın başına vermesin diyorum. Gülüyorum. Sonra diyorum ki "Aykut Kocaman da çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi." diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Yazmış öyle sen diyor at, böyle bir cümle kurdun. Bütün Aykutçuların tepkisini aldılar gelenler. Şimdi Dilane Bakva. Oyuncu ve kulübüyle görüşüyorum Fenerbahçe. Görüşüyor. %100 doğru mu? %100 doğru. Fakat oyuncu profili 2022-23 oyuncu profili transfer markta göre 19 yaşında. Fransa'nın Bordeaux takımında oynuyor. 2020'den beri o takımda oynuyor arkadaşlar. Yok 2020'den beri falan oynamıyor. Bordo altyapısından çıktı. Bilgileri doğru paylaşın. 2017'de Bordo altyapısından çıktı. Piyasa değeri 400 bin euro. Siz buna çok fazla aldanmayın. 23 yaş altında Fransa U17'de 19 maça çıkmıştı var. U16'da 9 maça çıkmıştı var. 28 maçta 5 golü olan bir futbolcu alt yaş kategorilerinde ve futbolcu 19 yaşında olduğu için Fenerbahçe transferi ederse 6 artı 8'in dışında kalıp 6 artı 8 artı 3'ün bir tanesini doldurmuş olacak. Bu bir. İkincisi Bordo kulübü de Burak Kapacağı istiyor. Ve oynama garantili kiralayalım diyor. Fenerbahçe Burak Kapacağı buraya gönderebilir. Bu bir. Fakat karşılığında bu çocuğu alıp e, yani bon servisiyle alabilir. Bu da iki. Yani Burak Kapacağı bon servisini alabilir. Bu da iki. Sosyal medyada bir sayfa yazmış işte Fenerbahçe Dilan Bakba için Burak Kapacak artı para teklifinde bulundu diye. Ee, yani Burak Kapacak daha değerli piyasa değeri olarak. Fenerbahçe'nin para teklifinde bulunması da ayrı bir komedi. Sakaryaspor Spor Melip Bostan istiyor haberleri Şimdi düşmüş medyaya. Uzun zamandır istedikleri futbolcuydu. Hatta Melih Bostan'dan bir iki tane daha futbolcu e, şey yapıyordu. İstiyordu Fenerbahçe. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı. Peki Mustafa Hocam sence Burak Kapacak gitmeli mi? Valla Burak Kapacak gidebilir. Eğer... Ferdi gibi bir joker elindeyse, Osa'yı, Ferdi, Alioski, Çağatay A takımda düşünülüyorsa Burak Kapacak gidebilir. Oynama garantisiyle kiralanabilir. Lan ne güzel Avrupa görecek işte. Yok, yok. İş sıkıntı diyorsan bu sefer daha başka sıkıntı var. Niye? E Ferdi aldın, Alioski aldın. İkisi de güçlü iki sol bek. Birini kesip birini oynatmamak da ayrı bir rezalet olur, sıkıntı olur. Yani ee, enteresan ama Ferdi Kadıoğlu is, ismini unutmayın arkadaşlar. Bu dediğim duyumu da aklınızın bir köşesinde tutun. Böyle de bir süreç var sevgili arkadaşlar. Ama e, Dilane Bakva ismi ve bir, bir bir tane daha ismi belki bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz. E, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir de Brezilya'dan bir forvet ismi hatırlıyor olabilirsiniz. 3 tane. Şey, yani toplamda 3 kişiyi hatırlıyor olabilirsiniz. Hafızanızı yoklamakta fayda var. Maç öncesinde canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son sayıyı da verelim. Maç başlayana kadar da sizlerden ricamız 25.800'e ulaştırmanız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.